İşte Londralarda senin fanını buldum. Ona ne diyeceksin? Buradan kendilerine kucak dolusu selam gönderiyorum. Aslı'yı iki yanağından öpüyorum de. Yok öyle bir şey. Gün geçmiyor ki sizlere bir uçak tuvaletinden seslenmeyeyim. 34 Denfit'ten herkese selamlar. Londra'ya gidiyorum, İngiltere'ye gidiyorum. Niye takım elbiseyle gidiyorsun? Manyak mısın kaç saatlik yola diye soranlar olabilir. E tabi ben de istemezdim bu yola takım elbiseyle gitmeyi ama ne yapayım? Kendim de çok gezemeyeceğim. Dolayısıyla sizi de pek gezdiremeyeceğim bir İngiltere seyahati olacak gibi görünüyor. Herkes sağda solda. Bak tefek bir şeyler çekerim. Çekersem de bunları sizinle paylaşacağım. Biraz zor oldu ama otele gelmeyi başardım. Şimdi hızlıca bir duş alıp üstümüzü değiştirip kravatımızı takıp biraz çalışacağız galiba. Gelir gelmez. Okey, gidelim biraz ekmek parası kazanalım. Five hours later. Türkiye saatiyle saat gece 2.26. 26 bunu görmeyeceksiniz ama bunu görebilirsiniz. Canım Zeytin'in fotoğrafı ve 23.30 artı 3 saat gece 2.30. Hadi uyuyalım. Efendim 27 Kasım çarşamba. Çarşamba mı? Pazartesi lan. 27 Kasım pazartesi saat Londra yerel saatiyle 7.30 kahvaltıya gidiyorum. Beni bir sonraki görüşünüz muhtemelen akşam saatleri olacak. Hatta gece yarısına doğru bile olabilir. Çünkü şu arkadaşım bugün benimle gelmesine imkan yok. Bugün de öyle bir gün. Görüşmek üzere. Metrekareyi bugün Avrupa'da kim kaybetmiş? Buradan sonra diğer ev daha büyük olacak gibi. At koşturacağız evde. Ata bindim, at koptu. Sen kaç günde ha oradasın? Yarın dönüyorum. Geçerken uğra. Abi takolar açıyorlar şeyler. Çalıştık geldik. Bakınız ekmek paramız. Buranın saatiyle 9.30 10'a geliyor hatta. Türkiye saatiyle 12'yi geçmiş durumda 1'e geliyor. Doğru mu lan? 9, 10, 11, 12. Doğru. Londra gibi güzel bir yere geldik ama serbest vaktim yok denecek kadar azdı. Hiçbir yere kımıldama fırsatı olmadı. Kur en son ne oldu bilmiyorum ama bununla sanırım Türkiye'de 2 artı 1 daire alınıyor şu anda. Londra'ya bu 3. gelişim. 3'ünü toplasanız herhalde bir turist olarak yarım günde görebileceklerimi gördüm. İş olunca mecbur böyle seyahatler kaçınılmaz oluyor bazen. Günaydın. Odayı topladım. Aşağı inip çıkışımı yapacağım. Kahvaltı yapacağım. Sonra da havaalanı. Memleket gündemini New York Times'tan takip etmek önemli. Evet, Londra bu kadar. Ne zaman güzel bir yere gitsem tam döneceğim zaman böyle ya biraz daha kalsam diye düşünebileceğim zaman hava muhalefeti yoluyla o şehir bana artık git birader diyor. Gidelim biz de bakalım ne yapalım. Geçen sefer Londra'dan Boston'a gittiğim ve British Airways kullandığım için yeni yapılan 5. terminalden geçmiştim.
Ama şimdi ikinci terminalden gidiyorum çünkü Türk Hava Yolları ile İstanbul'a gidiyorum. Burası muhtemelen 5. terminale kıyasla biraz daha gariban bir yer ama göreceğiz. Check-in'imi yaptım. Singapur veya Delta Hava Yolları'nın lounge'unu kullanabilirsiniz dedi. Bakalım hangisinde iş var. Şimdi güvenlikten geçeceğim. Evet. Türkiye'de havaalanlarında olmayan bir şey medeniyet. O şişenizle geliyorsunuz. Havaalanında bir suyu 3 liraya, 5 liraya, 10 liraya satmak, insanları kazıklamaya çalışmak yerine şöyle insan gibi medenice bir tane makine koyarsınız. Millet suyu varsa yanında burada içer. Güvenlikten geçtikten sonra tekrar doldur. Bunları düşünün. Evet, Terminal 2 öyle gariban falan değilmiş. Delta'nın, Delta Hava Yolları'nın lounge'undayım. Çocuğum bir sus. Hiç fena değil. Diğer taraftaki British Airways lounge'undan daha kötü değil, iyi yani. İstanbul'da en sık geldiğim yer olan İçatlar CIP salonuna tekrar gelmiş durumdayım. 8 uçağındaydım. 7'ye geçtim. Bir saat erken gidiyorum. Bu da seyahat etmeyi sevmesem de en çok sevdiğim şeylerden birisi. Havaalanında bekleyeceğime evde edacımı görürüm, zeytincimi görürüm, öyle değil mi? Bir seyahatin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki seyahat bakalım kim bilir nereye olacak, ben biliyorum da size kim bilir. Görüşmek üzere. Makineyi bırakmaya gerek yok.